Merhaba efendim, ben Müjgan Çetin. İnovasyon Yapabilsem isimli programımızın kapsamında bana sorular geliyor. Bu sorulardan bir tanesi de, inovasyon sadece teknolojik buluş mudur? Teknolojik buluşa dayanmak zorunda mıdır? Hayır. Sadece teknolojik buluşa dayanmak zorunda değildir. Sadece teknolojik buluş değildir. Bununla ilgili 3 temel sizin de bugün yaşamınıza kullanacağınız örnek var. Başkasının buluşunu da kullanarak siz hayatımızdaki sorunları çözebilirsiniz demek için. Bu örneklerden bahsetmek istiyorum. Bir tanesi bilgisayar. Bilgisayarı inovasyonu dönüştüren IBM. Ancak buluşu gerçekleştiren 1941'de Zeus. Daha sonra IBM bunu hayatımızı kolaylaştıran bir teçhizat olarak sundu. İkinci örneğim de CD'ler. Biz CD'lere gelmeden önce büyük büyük kartuşlarda veya kasetlerde müziğimizi dinlerdik. Bunun için müzik çalarlarımız vardı, kaset çalarlarımız vardı. Benim yaşımda olanlar hatırlayacaklar. Bunları omuzlarımıza alırdık, ellerimize şey yapardık. Hala bunlar nostaljik olarak duruyor. Bazı yerlerde, eskicilerde bulabiliyorsunuz. 1980'de de Oka isimli bir bilim adamı bu CD'leri buluyor ve bununla ilgili de patentini alıyor. Ancak bu CD'lerin müzik endüstrisine de kullanılması ve müzik endüstrisinde radikal bir inovasyona dönüştürülmesi Philips ve Sony'ye kısmet oluyor. Yani bu işi sadece kısmete de bağlayamayız tabii. Onların bu konulardaki bilinçli çalışmalarını da söylememiz gerekiyor. Böylece Philips ve Sony'nin bize bu inovasyonla Oka'nın uşunu bizim hayatımıza katarak bizim hayatımızda çok büyük değerler ürettiler. Bu değerler neydi? O kartuşlar, o kartuşların çevreye verdiği zararlar, araçlarda, evlerde bu kartuşlara yönelik olan masraflar, büyük büyük yerler, hepsinden kurtulduk. Ve şimdi hala bazı araçlarda CD çalarlar da var. Hala bazı bilgisayarlarda CD okuyucular da var. Ve çok yıkıcı bir inovasyon halinde hayatımıza girdi. Bir üçüncü örneği yine aynı bu yıkıcı etkiler yaratan örneklerden sunmak amacıyla MP3 Player üzerine vermek istiyorum. MP3 Player'ın da buluşçusu 1988'de Fraunhofer Enstitüleri, Almanya'daki çok sayıda güzel uygulamalar yapan, bilimsel ve teknolojik uygulamalar gerçekleştiren bir enstitü bu. Ülkemizde de bu enstitülerden çok olsun istiyorum. Fakat 1988'de buluşu gerçekleştirmiş olmasına rağmen inovasyonu gerçekleştiremedi. İnovasyonu gerçekleştiren tabii ki Apple. Apple bu buluşu alarak, bu buluşla ilgili ne yaptı? Bu buluşu bir müzik MP3 player'e dönüştürdü ve bu buluşu bizi müzikleri bu teknolojiyle beraber o minnacık cihazların içerisine aktardı. Biz dilediğimiz zaman dilediğimiz müziği izleyebilir hale geldik. Bir çok büyük cihazlara paralar ödemek zorunda kalmadık. Ayrı cihazlar yapmak zorunda kalmadık. CD çalar gibi, kaset çalar gibi cihazlar yapmaya gerek kalmadan. Artık ne oldu? Telefonlarımızın içerisinde de bu teknoloji girerek biz bu müziği istediğimiz zaman, istediğimiz yerde, istediğimiz şekilde dinleyebilir hale geldik. Dolayısıyla inovasyon gerçekleşmiş oldu. Peki bunları niye anlattım size? İnovasyon sizin buluşunuza dayanmak zorunda değil. Başkasının buluşunu da alarak siz bunu hayattaki bir problemimizi çözmeye ve değer üretmeye yönelik bunu gerçekleştirebilirsiniz, bu inovasyonu, bu değeri gerçekleştirebilirsiniz demek. Ülkemizde de çok sayıda üniversitemizde patente alınmış buluşlar var. Ancak ne yazık ki öyle duruyorlar. Bu buluşların inovasyona dönüşebilmesi için, bir değer üretebilmesi için çok sayıda inovatif girişimciye ihtiyacımız var. Lütfen patentleri, bu buluşları sorunlarımızı çözmek için hayata geçirin. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.